Şimdi artık 17 yaşında Erap. Genç bir delikanlı oldu. Buradan öpüyorum onu. Sevgiler gönderiyorum. Bakalım Erap Erkal babasını nasıl anlatmış. Ondan sonra artık heyecanım bitti. Şarkımı okuyabilirim. İbrahim Erkal, Türkiye'de fantazi müzik denince ilk akla gelen isimlerden biri. Şarkılarıyla hüznü, aşkı, imkansızlıkları anlattı. Peki o nasıl bir eş, nasıl bir babaydı? İbrahim Erkal gerçekten insanların da gördüğü gibi, hani dışarıda neyse içeride de o. Hiçbir zaman ben sanatçıyım, onun egosuyla hiç öyle yaşayan bir insan değildi. Mütevazı, zaten herkes o yüzden o yönüyle çok sevdiği için bu kadar gönüllere girdi. Çok iyi bir eş, çok iyi bir baba. Beni hiç üzmedi 14 sene. Çocuklarına çok iyi bir babaydı. Yani gerçekten her şeyin en iyisiydi. En yakınları eşi Filiz Erkal ve oğlu Eralp onu anlattı. Bakın Filiz Hanım'la nasıl tanışıp aşık olmuş ve evlenmişler. Zaten birden oldu. Bizim ablamın komşusuydu. Bizim aramızda 18 yaş fark var. Kız kardeşiyle, en küçük görümcemle ben arkadaştım. Yani birdenbire böyle zaten hani bana şey dedi. Ben dedi seninle dedi evlenmek istiyorum. Annem dedi ki sen hiç gülmüyorsun. Filiz çok gülüyor. Ben onu istiyorum demiş kayınvalidem. Ama hani dedi bu işte o flört dönemimizde. Olmasa da dedi sen her zaman bu evin kızısın. Her zaman bu eve gelip gideceksin dedi. Yani böyle birdenbire başladı zaten. Filiz Hanım eşini tanıdıkça aşık olduğunu söylüyor. Peki öncesinde bir İbrahim Erkal hayranlığı var mıydı? Dinliyordum. Ama hani bir hayranlığım yoktu açıkçası. Ama dinliyordum tabii ki. Abimden dolayı sürekli abimin arabada İbrahim Erkal çaldığı için tabii ki dinliyordum ama bir hayranlığım yoktu. Sonradan hayranlığım oluştu. Büyük bir hayranlık. Sonradan oluşan o hayranlık İbrahim Erkal'a Filiz Hanım için şarkılar yazdırdı, söyletti. Erkal ona ömrüm dedi. O şarkı onunla birlikte milyonların duygularına tercüman oldu. Çok merhametli oluşun gerçekten. Ben şu ana kadar çok insan tanıdım. Onun kadar merhametli hiç kimseyi görmedim. Peki İbrahim Erkal nasıl bir babaydı? Oğlu Eralp onunla olan anılarını anlatıyor. Bizde yani Elif'e nazaran tabii daha çok vaktimiz geçti. Ama babam yine sahnelere çıkıyordu, konserlere gidiyordu. O yüzden yine biz de çok fazla vakit geçiremiyorduk. Haftada bir gün olsun bize gün ayırıyordu. O şekilde daha çok hasret gideriyorduk. Neden çok fazla şey yapamıyorduk? Çünkü babam akşam geliyordu yani geç saatlerde geliyordu. Zaten akşam gittiği için gece yarısı falan geliyordu. Biz de ilkokula gidiyorduk o zaman. Tabii 11'de babam direkt derdi bize yataktasınız. Başka şey yok yani. Benim hayvanat bahçesinde işliğim oldu babamla. Daha çok biraz daha takıldım dili aradan daha fazla. Hayvanat bahçesine gittik beraber. İkimiz gittik zaten. Baş başa. Darıcada işleri vardı. O sırada beni de götürdü. Ben çok hayvansever bir insandım küçükken. Hep belgesel izliyordum. Hala öyleyim de. Babam hep izletirdi. O yüzden çok düşkündüm böyle oyuncaklarım olsun falan. Vahşi hayvanlar olsun. Babam da dedi gel götüreyim seni falan. Ama ben de korktum tabii yaklaşamıyordum. Öyle anımız vardı. Son zamanlarında benim göbek tabii biraz büyümeye başladı. Ondan sonra babam dedi ki bu böyle olmayacak dedi. Diyete soktu beni. Sabahları yürüyüş yapıyorduk. Sonra baba rahmetli olduktan sonra ben biraz saldım onu. Kendisi çok sağlıklı yaşıyordu. Sürekli spor, yüzme, yürüyüş. Yani o konuda çok dikkat ederdi. Evet, yüzmeye gidiyorduk. Sitemizde yüzme vardı, havuz vardı yani. Babam haftada gene konserler olsun, şey olsun gene bizle yani yazın götürüyordu bizi. Biz o yüzden Dilara'yla çok küçük yaşta yüzmeyi falan öğrendik. Ben futbol yaptım. Ortaokulda babam götürüyordu sabahları. 2-3 tane lisansım vardı benim. Küçük yalı olsun, Galatasaray'ın alt yapısı olsun. Biraz oynadım ama o zaman da göbekliydim biraz. Hoca o yüzden ileride oynamıyordu çok fazla. Biraz geride oynatıyordu beni. Öyle biraz oynadım. Sonra baba rahmetli olduktan sonra ben çok fazla
şey yapamadım zaten onlara. Eralp'in babasından gelen spora olan tutkusu şu an izleyici düzeyinde devam ediyor. Babamın da vardı, beraber izliyorduk. Şu anda hala devam ediyorum. Evet. Eskiden Galatasaraylıydım küçükken. Sonra baba rahmetli olmadan kısa bir zaman önce dedim ben Trabzonsporlu olacağım. Benim annem tarafı dayımlar falan hep Trabzonsporlu. Ondan sonra dedim ben Trabzonsporlu olacağım falan. Babam diyordu yok öyle şey olmaz. İlk takımın Galatasaray olsun, ikincisi Trabzon olsun, üçüncüsü Erzurumspor olsun. Öyle falan sıraya koydu onları. Eralp şimdi onsuz gittiği maçlarda tribünlerden eşlik ediyor babasının şarkılarına. Tabii ki de yani biraz daha fazla vakit geçirebilirdim ya da ben çok fazla ofisi olsun şey olsun çok müzik sektöründe çok fazla yanında olamadım yani çok getirmiyordu. Gitsen de ben anlamıyordum küçük olduğum için orada başka şeylerle uğraşıyordum. Onunla beraber düet olsun onu yapmak isterdim yani yeni bir şarkı. Yandığım şarkısını ben beğeniyordum ama ben yeni bir şarkı olsun diye. Yani veya bana bir daha çok öğretebilsin müzik sektöründeki neler var biraz baş başa konuşup oturup konuşmak isterdim yani. Hiç öyle konuşmamız olmadı o yüzden. Vay 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 vay.